verilen para normal mi? Hayır. Şu anda... Yani bir özel okula tek bir çocuğa 1 milyon isteyen okul var. Evet. Ne yediğini biliyorum, kimle arkadaşlık ettiğini her şeyini biliyorum. Bu yüzden de ben onun koçuyum. İstediğim parayı alırım. Veliden. Ama İçeride... hep birinciler çemiş gezekten ve devlet okulundan çıkıyor. Dünyayı olumlu ya da olumsuz değiştirmeye çalışanların hepsi okuldan terk. Hiçbirinin tamamlanmış bir üniversite hayatı yok. Yok. Mesela Elon Musk kendi yapmıyor yazılımlarını. Otistik bir ekibi var. Doğru ekibi kuruyor. Doğru ekip devamlı yazılım yapıyor. Kendisi değil kendisi satıyor. Kendisi otistik reklamcı. Otistik dediğin ekip üniversiteyi tamamlamış ekip mi? Tabii. Üniversiteyi Tabii. tamamlayanlar otistik mi? Çok büyük bir kısmı ne yazık ki. Ben bu çocuğu kaldıramıyorum. Ne demek kaldıramıyorum ya? Ben sadece diyorum ki kalk bitti. Emir. Şikayet ettikleri listede anne baba kaçıncı sırada? Bir. Bir. O yüzden bütün velilere tek bir şey söylüyorum. Lütfen çocuğunuzun telefonunu karıştırın. O telefonun şifresi olamaz. Bir çocuğun telefonunun özel hayatı falan olamaz o. Bir de cebindeki parayı bilin. Ne kadar para verdiniz sabah? Akşam ne kadar parayla dönüyor? Efendim merhabalar. Kuantum fizikçi ve özel okul yöneticisi Elçin Tün'le birlikteyiz. Hatırlarsınız bir önceki videomuzda kuantumu konuşmuştuk. Şimdi gündem yanıp kavruluyor. Acaba bu özel okul ücretleri nereye varacak? Veliler isyanda şimdi özel okul cephesinde acaba hocamız nasıl bir açıklamayla geldi? Hoş geldin Elçin. Hoş buldum. Nasılsınız? iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Lince hazır mısın? Evet biraz olacak ama diğer taraftan da bakmayı sadece göstereceğim. Yani bir de karşı tarafa geçmenin nasıl bir olduğunu birazcık anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben hem veliyim hem özel okul sahibiyim. İki tarafı da biliyorum biraz. İki çocuğu olan bir aile evini satıp ilkokuldaki iki çocuğunu okutabilir ancak. İş buraya vardı. Şikayetler, isyanlar çok fazla. Sence nereye varır? Biraz veliyi dinler mi yönetim? Yani burada bir indirime gidilir mi? Şöyle, şimdi özel okulculuk yıllardır var biliyorsunuz. Ben her zaman özel okulu şöyle savunmuşumdur. Özel çocukların gittiği okuldur aslında. Nasıl özel çocuklar? Şimdi biz atıyorum sanatla alakalı bir bölüm açabiliriz özel okulda ya da işte dille alakalı farklı bölümler açabiliriz. Çocuğun yeteneklerine bağlı olarak ayırabiliyoruz. Eğer bir çocuk zaten normalde de çok hızlı öğrenebiliyorsa, çok da bir şeye ihtiyacı yoksa, hatta evde okuyarak da öğrenebiliyorsa özel bir yere göndermenize çok gerek yok aslında. Sistem böyle başlamıştı. Ama sonra çok kalabalıklaştık, çok doğurduk. Bu sefer çok sıkıştık. Şimdi devletteki okullar ne yazık ki 42 43 kişilik. Şimdi 45 dakikalık bir derste herkes merhaba dediğinde ders bitiyor zaten. Şimdi bu hem öğretmen için zor, hem çocuğun var olabilmesi için zor. Şimdi artık eskisi gibi değiliz. Herkes bir birey olmak istiyor. Herkes özel olmak istiyor. Bu yüzden özel okullar 15 kişilik sınıflar, 10 kişilik sınıflar olduğu için çok daha bilinirlik kazandırıyor çocuğa. Ama birinciler Çemiş Gezek'ten ve devlet okulundan çıkıyor. Şimdi ortalamaları farklı. Ortalama olarak bakarsanız özel okullarında başarıları gayet yüksek. Devlet okullarının başarısı da tabii ki yüksek ama tabii ki özel ilgiler şimdi sadece bu iş onunla bitmiyor ki. Kurs da var bu işin içinde mesela. Benim kursum da var. Normal okula giderken çocuk kurstan da yararlanıyor. Bir şekilde özel dersten de yararlanıyor. Yani hakikaten sen de biliyorsun çok fazla çocuğa yatırım yapıyoruz. Ya şimdi özel okul fiyatlarıyla alakalı gelirsek de bu tamamen enflasyonla alakalı bir sıkıntı oldu. Normalde biz en başta belli fiyatları belirliyorduk. İşte elektrik, sudur, öğretmen gideridir falan hepsini hesapladıktan sonra diyorduk ki bu sene bu fiyatı alırsam bu kadar öğrenciyle ben bunu götürebilirim diyorduk. Ama sonra bir anda yılın ortasında artışlar olmaya başladı. Kiralar farklı arttı, e, asgari ücret farklı arttı. E siz şimdi veliyi arayıp bu sefer e ben öyle anlaşmıştım ama ya şuna bir güzellik yapalım gibi bir imkanımız yok. Şimdi ben kahve satsam o zaman dedim ki kahve fiyatını arttırıyorum. Market olsam gene fiyatları arttırırım ama burada fiyatları arttıramadığı için özel okulların hepsi sarsıldı. Hiçbirimiz bunu söylemek istemiyoruz. Neden? E şimdi ben eğitimciyim. Kendim de öğretmenim. Derslere de giriyorum hala. Ve şu çok canımızı yakıyor bizim. E siz maddiyatçısınız, para alıyorsunuz. Şimdi bizim para kazanabileceğimiz çok yer var. İster öğretmen olun. İster sunucu olun ister mühendis olun. Herkesin para kazanacağı bir yöntem vardır. Ama eğitim yaparak para kazanmak zor bir iştir. Öğretmen başka nerelerden para kazanır ki? Şöyle. Özel ders mi kastettiğin? Özel dersin haricinde koçluk diye bir şey var. Yani şu anda ben çocuğumla birinin ilgilenmesini istiyorum. Her sorunuyla her şeyle. Şimdi bir sizin çocuğunuz size çoğu şeyi anlatamayabilir. Annesisin, korumacısın, korkuyorsun. Ama bana... Bak beşinci dakikadan sonra 6. dakikada bütün hayatını döker. Bütün tartışmalarınızı, her şeyini. Ve ben ona yol gösterebilirim. Derim ki bak biz de bu yollardan geçmiş olabiliriz. O bunu demek istiyor. Ben de bunu demek istiyorum. Yani bir nevi psikolog. Çünkü biz pedagojik formasyon oluyoruz. Bizim derdimiz bu. Sana tabii ki psikolojik yardım edemem. Ama ergene ederim. Çocuklara ederim. Çünkü bunun eğitimini aldım. E bu sefer de günde 8 saat gördüğüm bir çocuk var. Ne yediğini biliyorum. Kimle arkadaşlık ettiğini her şeyini biliyorum. Bu yüzden de ben onun koçuyum. Ve istediğim parayı alırım veliden. Yani bu sadece onun hayatında yön gösterdiğim için. Yani ben çıraklık yaptırıyorum öğrenciye. Bunun için para alabilirim. Yani dediğim gibi bir şeylerden para kazanır herkes. Hmm. Ama bizim ya da genç çocuklara kafe açarım yine para kazanırım. Gençler için bilardo salonu açarım yine para kazanırım. Ama biz bunları seçmedik farkındaysanız. Biz dedik ki bu ülkede aydınlık bir gelecek kurabilmek için eğitimci olalım. Yani şöyle bir gerçeği de söyleyeyim. Tabii bir sürü okulun sahibini de biliyorum. Arada da konuşuyoruz, yapıyoruz. Yani emin olun öyle çılgın paralar dönen bir sektör değil. Çok karizmatik ama değil. Yani bunu e hastane sahiplerine de sorsanız onlar da aynı şeyi söyleyecektir yani. Verilen para normal mi? Hayır. Şu anda... Yani özel, bir özel okula tek bir çocuğa bir milyon isteyen okul var. Evet. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi bu bir arz talep meselesi. Bir taraftan da baktığınızda evet çok saçma gibi gözüküyor. E siz de girmiyorsunuz. Ama geçen yıl 300 olan bir okul bu yıl 1 milyon olur mu? Evet normalde olmaz. Artış seviyelerine göre. Ama dediğim gibi mesela geçen senede biz bunu bir kere yaşadık. Bütün özel okul sahipleri hesapları tutmayınca muhtemelen herkes dedi ki o zaman ben bunu böyle başlatayım. Çünkü bu enflasyonla hazirana geldiğimizde o 1 milyon size çok fazla tutmayacak gibi. Çünkü şimdi ben İzmir'de yapıyorum bu işi, İzmir'deki piyasa çok başka, İstanbul çok başka, Muş çok başka. Şimdi oradaki kiralar başka, orada öğretmene verdiğiniz maaş başka, e oradaki fiyatlar da başka. Ama İstanbul siz çılgın bir yerdesiniz yani bu burası hayal edilemez bir şey. Şimdi siz bana derseniz ki 60 bin lira kira ödüyorum aslında şok yani 60 bin lira iş yerine kira ödenir normalde. Ama gayet de herkes ödemek zorunda kalan bir grup var. E şimdi 60 bin lira ödediğiniz, kira ödediğiniz bir yere 10 ay sonunda 600 bin lira etmesi, yani bir kira kadar okula ödemeniz çok enteresan bir şey değil bakıldığında. Yani bu tamamen enflasyonun bize getirdiği, kucağımıza koyduğu saçma sapan bir şey. Yani ne zaman işler düzeldi, enflasyon duruldu, ondan sonra herkes hesabını tam yapmış olacak. Yani yarı dönemde ne olacağını ona göre bakacak. Şöyle söyleyeyim, en basiten yemek fiyatlarıyla giriyoruz. E kendi dolabınıza bakın. Biz yemek fiyatını önceden belirliyoruz ama ben yumurtanın 5 ay 6 ay sonra ne olacağını eğitimci olarak düşündüğüm şeye bakar mısınız? Yani yılın başında ilerleyen aylarda olma ihtimali olan evet. enflasyona göre bir rakam belirliyorsunuz evet. ve kendinizi garda mı alıyorsunuz e tabii, özel başka, okullar. Başka çaresi yok, yok. yok yani şöyle bir gerçek var dediğim gibi başka bir meslek yapsanız kapatırsınız yani restoranınız vardır dersiniz ki ya götüremiyorum 6 ay kapatayım sadece ne ödersiniz kira ödersiniz evinizde oturursunuz. Okulda bunu yapamazsınız. Okulda ya ben 2-3 ay gidiyorum arkadaşlar ya kusura bakmayın herkes evine gitsin. Böyle bir sistem yok. O yüzden okul demek sürerlik demektir. Okul demek bir okul açarken biz ne düşünürüz biliyor musunuz? 50 sene. Ben yaşamasam da çocuğuma kalacak. Yani böyle okul asla kapanmayacak bir şeydir. O yüzden... Bu bir milyonu okula verdi iş bitiyor mu sanki? Veliler biliyorlar. Bir de kitaplar var. Evet. Geçen yıl Antep'te yanılmıyorsam Adana ya da Antep'te bir veli, hukukçu bir veli Okulu mahkemeye verdi. Alınan rakam 15 bin lira gibi bir şey kitaplar için. Kitapların değerini matbaasını gitti yerinde öğrendi 2500 lira falan tutuyor. Okul 15 bin lira tahsil etmiş veliden. Evet. Farkını istedi. Kitaplardan damıkar kar ediyorsunuz. Şöyle bu sadece kitapla alakalı da değil çok dürüstçe anlatayım size. Şimdi bir öğrenci geldiği anda biz ona tabii ki fotokopileri, sınavları, deneme sınavları yani biz çocuğa çılgınlar gibi kağıt akıtıyoruz. E, çılgınlar gibi tuvalet kağıdı akıtıyoruz. Yani bunlar da var bunun içinde ve bir bütün olarak satılıyor. Yani şuna getiriyorum. Atıyorum bir markanın ayakkabısı var. Ben bunun maliyetinin gerçekten de 200 lira olduğunu biliyorum. Hele Türkiye'de yapılanlar var. Kendim biliyorum yani 200 lira. Mağazada 20 bin liraya satılıyor. Şimdi kimse demiyor ki ya sen beni mi kazıklıyorsun? Adam diyor ki arkadaşım sistem bu. Ben bunun için emek verdim, yer açtım, fabrika kurdum. Buranın dükkanın kirası var, elektrik. Bunları toparladığımda bir maliyetim var. Bu maliyet, arz talep meselesi. Alabilirsin, almayabilirsin. Biz ne yapıyoruz? Ben diyorum ki arkadaşım yok yani bu 20 lira etmez. Diyorum ve çıkıyorum oradan. Şimdi özel okullara ya da bir okulculuğu bu kadar böyle manevi bir sisteme getirmek de bana çok saçma. Ticarethane ya. mi orası? Ticarethane değil. Ama içeride sonuç itibariyle özel bir eğitim veriyorsunuz. Özel bir şey yapıyorsunuz. Mesela ben yıllar önce e, bir proje geliştirmiştim. O zaman çok genç ve çok böyle hırslıydım. Üniversitedeydim yani. Üniversitede hocaydım o zaman. Dedim ki devlet bize yer versin bence. Yani bir sürü yeri var. Özel okullara bir yer açsın. Desin ki burası sizin olsun. Arkadaşım kur buraya okulunu. Ben kira derdin olmasın ama bu kadar fiyata vereceksin. Şimdi kimse hayır diyebilir mi devletin böyle bir şey yapmasına? Ben çok sevinirim. Ama biz ne yapıyoruz? Ben kirayı sizden çıkarıyorum. Yani kira alan e, mutlu e, o da arttırmak zorunda o da haklı diyor ki ben buradan geçiniyorum. Şu anda bir özel okulun kirası Türkiye'de ortalama 1 milyon. 1 milyon her ay. Özel okullar para kazanmıyor mu? Neredeyse lafı oraya getirdin. Yok tamam biraz korumuş olabilirim hepsini ama özel okullar tabii ki para kazanıyor. Para kazanmadığınız, emeğinizi almadığınız bir şey yapmazsınız. Ama sistemin bu kadar oynak olması yani bundan bir sene önce 200 bin lira eğitim ücreti derken hepimiz şaşkındık. Ne yapıyorsunuz? Yılın ortasında normale döndü. Yılın sonunda çalkalanıyoruz oldu. Şimdi de herkes öğrendi baştan diyor ki bizim en büyük giderimiz bunu zamanında Ziya Selçuk da söyledi çok da doğru söyledi şimdi bunda utanılacak bir şey yok bizim en büyük giderimiz öğretmen masrafı. Yani, Onlar da çok mutsuz ama maaşlarından memnun değiller bazı özel okullarda tanıdıklarım var vallahi ağlıyorlar. Tabi. Olan Ayın değil. sonunu nasıl getireceğiz bilmiyoruz diyorlar. Bir de özel okullarda e tabii bazı profildeki velilerin, öğrencilerin öğretmene hükmetmesiyle birlikte üzerine o yük de bindiğinde depresyonda olan öğretmenler var benim tanıdığım. O, orayı biliyorum. Ya yani o kısmını da biliyorum. Dediğim gibi ben de öğretmen ve yönetici olduğum için her iki taraftan da bakabiliyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi biliyorsunuz bir öğretmen devlette de çalışabilir, özel okulda da çalışabilir. İşte devlette çalışmanın bazı bedelleri var. KPSS'ye hazırlanırsınız. Siz hiç bilmediğiniz bir yerde, bilmediğiniz bir yaşam kurmak zorunda kalırsınız. Vallahi Elçin, benim tanıdığım öğretmenlerin hepsinin çocuğu Hı. da var. Özel okulda indirim olduğu için şu çocuk okulu, okulu bir bitirsin. bitirsin gidiyorum Nokta diyorlar. nokta. Evet. Evet yani öyle bir karmaşa da var onu da söyleyeceğim. Yani bunu öğretmen seçebilir, devlette çalışabilir. Belli saatleri vardır. Bu bir arz meselesidir. Ya da der ki ben devlette çalışmak istemiyorum. Özel iş yapmak istiyorum. Şimdi özel iş yaptığınızda bu kutsal meslek olan öğretmenlikte, kutsal doktorlukta, bence mühendislik de kutsal. Kutsal mühendislikte aynı yere geliriz. Bir Olmaz yeri, mı ya depremde gördük her meslek çok kutsal. Tabii çok kutsal. E şimdi bir mühendis, kendi öğrencilerim de var İTÜ'den, ODTÜ'den çok iyi üniversitelerden bitirmiş. Yeni çıkmış bir mühendisin kaç para aldığına bir bakın. Eğer ki 100 bin lira, 200 bin lira alan mühendis varsa ya ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü bütün her sene ben 500 öğrenci falan mezun ediyorum. Ve ben bunu 20 senedir yapıyorum. Okuyanları da biliyorum, çıkanları da, nerede iş aradıklarını da biliyorum. Hiç öyle işler bulamıyorlar. E şimdi bu çocuk sürünüyor, fotokopi falan çekiyor bu çocuk. ODTÜ'den mezun oluyor. O bir, yani dört sene boyunca kan gelmiş suratından bitmiş yani çocuk. Orada fotokopi çekiyor. Ama o ağlayamıyor. Çünkü onun mesleği kutsal değil. Ama öğretmen ağlıyor, biz ağlıyoruz. Hayır, herkes ağlıyor. Şu anda ülkedeki herkes ağlıyor. Gayet de basit bir durum. He, maaşlarla ilgili de arz talep. dediğim gibi. Şimdi öğretmen şunu diyebilir değil mi? Ben zoraki ya da herhangi bir okul sahibi zoraki çalıştıramaz. Ben devlet değilim illa de burada çalışacaksın, benim bu şu bende çalışacaksın diyemiyorum. Öğretmen de buna göre seçimini yapabilir. Farklı bir yöntem de bulabilir. Ama veli zorbalığı dediğiniz anda o tamamen yönetimin saçmalığı. Yani okul yönetiminin saçmalığı. Bizde şöyle bir şey vardır. Biz deriz ki bırak veliye çek ellerini artık bizde. Ben öğreteceğim. Sana saygıyı da öğreteceğim. Anne babasına nasıl davranması gerektiğini de ben öğreteceğim. Bize nasıl konuşmasını da ben öğreteceğim. Onu öğreneceği yer okul mu? Okul tabii ki. Hepsi okuldur. Ben diyorum ya günde 8 saat haftada 45 saat neredeyse görüyorum çocukları cumartesi etütleriyle birlikte. 45 saat bizimle beraberler. Aynı takımla beraberler. Nasıl öğretmeyiz? Her şeyini biliyorum. Gün gün kriz dünyada büyüyor. Şimdi bu yılki rakamlar eğer hayata geçerse 3. ayda 4. ayda taksidini ödeyemeyen veliler olabilir. Ne yapacaksın çocuklara gelmeyin mi diyeceksin? Yok o sistem öyle gitmiyor. Sistemi her türlü biliyorsunuz Türkiye'de açık kapandığı için bankalar sağ olsun bu konuda bize yardım ediyor. Ne yapıyor? Garantör oluyor Yani bir kredi sistemine giriyor ha, bir ben şekilde. Ben ne parader alırım mı diyorsun yani o parayı? biraz o şekli gelmiyor. Tuzun kuru diyorsun. Yok alakası yok hiç öyle bir durum yok. Ben çocuklarımı çok seviyorum. Lütfen buradan çocuklarıma bildiriyorum. Tabii ki öyle bir durum yok ama e, eğer onu alamazsam mülk sahibine şunu söyleyemiyoruz. Mesela pandemi girdi. Bir tane sağ olsun yoktur varsa da yazsınlar altı Hani Ben mülk sahibiyim. Okul binam vardı. Almadım pandemide çünkü siz de haklısınız. Siz de zor'a girdiniz diyen oldu mu? Kaç çoban birinci oldu şimdiye kadar? Yani şöyle sözel öğrencisi olarak evet böyle spekülasyonlar var. Çok da güzel. Sözel öğrencisi Spekülasyon olarak. Spekülasyon mu? Şöyle hani devamlı böyle. Resmi kayıtlar var. Var. Geçen yılın birincisi de Çemiş Gezek'ten bir çoban çocuğu evet, değil miydi? Yok orası öyle. Ee, soru şu aslında. Haberlerde o çocuğu gördüğünde bir özel okul yöneticisi olarak nasıl bir e, ders aldın? Bir ders aldın mı? Şöyle çok net anlatayım size. Bizim eğitim sistemimiz sınav üzerine kurulu. Mesela benim okullarım da çok akademiktir. Çok içim yanıyor böyle yaptığım için ama sistem buraya evrettiği için böyle gidiyorum. Şimdi beni tanıyorsun, Oytun'u tanıyorsun. Şimdi biz ne yazık ki birazcık da sayısal zekası çok gelişmiş çocuklarız. Sayısal zekası çok gelişmiş çocuklar kendi de öğreniyor. Telefondan da öğrenirim ben. Ezberleyebiliyorum. Ya da herhangi matematiksel bir şey gördüm mü asla unutmuyorum. Öğreniyorum. Tık, tık tık yapabiliyorum. Bunu ben de devlet okulunda büyüdüm. Ve hiç hayatımda zorlanmadım. Ve ders otururken 45 dakika otururum. Bak, tık 45 dakikada dinlerim ben. Çünkü benim sadece sayısal tarafım gelişmiş. O yüzden de testleri yapabiliyorum. Ama bir de diğer sosyal zekası gelişmiş. Apaydınlık çocuklar var. Bunlar ekip olarak çalışmayı çok seven, dili öğrenecek, dünyayı gezecek, dünyayı değiştirecek, başbakan olacak, cumhurbaşkan olacak bir çocuk grubu var. Şimdi siz o çocuk grubunu alıyorsunuz, o beş şıka mahkum ediyorsunuz. Şu anda dünyayı olumlu ya da olumsuz değiştirmeye çalışanların hepsi okuldan terk. İşte. İşte sebep bu. Ha, şimdi beni de aynı sınava sokun. Hiçbirinin tamamlanmış bir üniversite hayatı yok. Yok. Yakındaki ve uzaktaki örnekler böyle işte zaten o da oradan kaynaklanıyor. Yani sayısal zeka sadece sayısal zekası üstün çocuklar siz onları zeka testlerinde de çok üstün bulursunuz. Benimkine bakın 160 çıkar. E tabii çıkar çünkü matematik sorusu var orada. Ben yapabiliyorum ki onları. Ama genel kültürden sonra kalırız böyle. Ya da başka bir yaratıcılıkla alakalı bir şeyden yani sınav yapın benim. Ben de kalırım. O yüzden eğer siz belli sınava çocuğu kanalize etmeye çalışırsanız toplumun sadece yüzde %5'ine hitap ediyoruz biz. Yüzde %5'i çocuk, ben, ister de yetişeyim, ister şeyde köyde yetişeyim ister en iyi özel okulda. Ben olacaktım zaten. Ya yani en azından matematikçi olacaktım. Bu belliydi. Ama eğer ki o yaratıcılığımla bu sisteme sokarsanız ister köyde olun ister başka bir yerde olun harcandınız demektir. Bu çocuğun yapabileceği en iyi şey ne? Okulu bırakmak. Kim gibi işte atıyorum adam uzaya gönderiyor Elon Musk. Diyor ki bitirmedim. bitirmezsin. Çünkü onun kafasındaki fikir dünyayı değiştirmek. Sayısalcının kafasındaki ne? Deney yapayım ya da yazılım oluşturayım. Mesela Elon Musk kendi yapmıyor yazılımlarını. Otistik bir ekibi var. Doğru ekibi kuruyor. Doğru ekip devamlı yazılım yapıyor. Kendisi değil kendisi satıyor. Kendisi otistik reklamcı. Otistik dediğin ekip üniversiteyi tamamlamış ekip. Mi? Tabii. Üniversiteyi tamamlayanlar Tabii. otistik mi? çok büyük bir kısmı ne yazık ki siz yazılımcı gördünüz mü siz sabahtan akşama kadar yani bir bilgisayar da ben bir otistik tanıyorum. Evet ben de tanıyorum çok yakından tanıyorum. Biliyorsunuz yani sabahtan akşama kadar insan ne yapıyor on, o nerede 10 saat şey kesiyor hayvan kesiyor şu anda. Yani on... Oytun'un kardeşi biliyorsunuz. Evet evet yani Oytun 10 saat boyunca günde hiç sıkılmadan aynı şeyleri deneyebiliyor. Yani aynı maddeyi aynı hayvana verip bekliyor ne oldu? Aynı şeyi aynı bekliyor ve Be yani bunu biz yapabilir miyiz? Hayır. Üniversiteyi bitiren otistikse yüksek lisans, doktora... Hepsini yapabilir. Hepsini. Böyle çıtır çıtır gidiyor çocuk. O kadar rahat, o kadar mutlu ki. Diyor ki bana sınav ver. Çalışacağım şeyi ver ben vereyim sana diyor. Zaten ben dışarı çıkmayacağım. Zaten benim kıyafetle hiç sorunum yok. Toplumsal ilerleme de umurumda değil. Yani şimdi Oytun'un toplumsal ilerleme umurunda mı? Umurunda bile değil. Önemli olan ne? Makale. Önemli olan bilimsel bir iz bırakmak. Benim için ne? Hayır. Benim için toplumsal ilerleme, çocuklar daha da bir şey olacak, ne kadar akıllı olursak, o kadar hepimiz iyi yaşarız falan gibi. Toplumsal şeylerle gidiyorum. O yüzden farklı. Velilerde çocukların sorumluluğunu okula yükleyip rahat etme isteği psikolojisi seziyor musun? Tabii ki çok fazla var. Haklı. Yani, ben disipline edemiyorum. Al sen ne yapıyorsan yap diyen veli var mı? Tabii. O ikisi farklı şeyler. Şimdi birincisi çocuk eve geldiğinde çok bir sorun olmasın istiyor. İşte ödevle ilgili haklı. Çünkü bu ortamda gene söylüyorum. Hadi dünyanın konjüktürü olsun. Çok yanlış bir dönemde olduğumuz için çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Ve çok yorgun geliyoruz eve. Artık birine bakacak. Yani gerçi söyleyelim herkes böyle ama bunu dillendiremiyor. O çocukla konuşacak mecali kalmıyor artık. İkincisi... Veli sözünü dinletemediği için de veriyor. Çünkü diyor ki ben bu çocuğu kaldıramıyorum. Ne demek kaldıramıyorum ya? Sabah ben uyandıramıyorum. Ben çocuğu, kendi çocuğum da var yataktan kaldıramayacağım. Yani ben sadece diyorum ki kalk. Bitti. Emir. Çünkü ben anneyim ama öğretmenim. Ya da ben onun eğiticisiyim. Mesleki olarak bakmayın. Eğiticisiyim. Yani çocuğum beni şöyle görüyor. Hizmetkar değilim ben onun. Sabah akşam çorbasını getirecek. Ay bir şey mi ihtiyacın var? Bir yerin mi ağrıdı? Su mu istiyorsun? Tamam sen yapma. Yatağını ben temizlerim. Bunu ben yaparım. Dersem ben onun uşağıyım. Ne diyorsun sabah? Gerçekten de kalk mı diyorsun? Kalk. Sadece biz mesela şöyle konuşuyoruz. Öğrencilerime de bunu söylüyorum. Diyorum ki ikinci defa söyletme bana. Çünkü doğaçlama yapacak yerin yok. Sen 16-17 yaşındasın. Ben bu yaşa gelmişim ve bu işin uzmanlığını almışım. Sana diyorum ki bu kitabı oku. Şimdi buradaki o kitabı oku demek, bu bilimsel bir gerçek. Şunun gibi, diyabet hastasın, bu ilacı iç. Yok ben hiç, mi... ya arkadaşım iç. Bu da, bu kitabı oku. E hocam ben yapamıyorum işte zamanında. Diyorum ki, anlamıyorum seni. Oku. Şimdi biz eğitimi böyle veriyoruz. Eğitim böyle verilir. Ama son biz eğitimi böyle aldık. Gerçeği söyleyelim. O yüzden İtisinin bu haldeyiz. İti senin, kemiği benim. Aynen öyle. Bırak, e, çek ellerini ben emir vererek bunu yaptırayım. Çünkü bana saygı duyacak. Neden saygı duyacak? Ben diyeceğim ki bu konuyu biliyor musun? Bilmiyorum. Bunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bak ben biliyorum. Gülmeyi benden öğreniyor. Espri yapmayı benden öğreniyor. Ağlamayı benden öğreniyor. Yani siz kendinizi yapıyorsunuz. Yalan yok. Yani biliyorsunuz şimdi annene bak annene benziyorsundur. Ben de bak bu yaşıma geldim artık anneme benzemeye başlıyorum. Kendimizi yapıyoruz. O zaman diyeceksiniz ki yapma. Sabah kalkılacak ve buraya gidilecek. Bunu giyeceksin. Bu kadar ödeneğin var. Bunu yapamazsın. Bunu çıkamazsın. E ben çocuğuma söz geçiremiyorum. Artık çok geç çünkü bu köpeklere fısıldayan adam diye bir adam vardı ya arada böyle delirmiş köpeklere falan gidip fısıldıyor bir şeyler yapıyor. Ne yapıyordu? Hoy diyor yapma yapma. Çünkü belli bir seviyeyi kaçırdığınız anda artık sizi dinlemez. Sizi dinlemeyen çocuk özgür mü oluyor? Hayır hatalı oluyor. Hata yapıyor haklı olarak. Çünkü çok meraklı her şeyi merak ediyor. İnternetteki saçma sapan bir pornoyu da merak edebilir çok iyi bilimsel bir gerçeği de merak edebilir. Matematiği de merak edebilir. Beni de merak edebilir. Dedikoduyu da merak edebilir. Hepsi merak. Hepsi bilgi. Ben diyorum ki bunu 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 merak edemezsin. Onları çıkar. Onlar sana bir halt yaramaz. Bunları merak edeceksin. Demek evet baskıcı ama yapması gereken bu. Ha sonrasında artık bilinci yerine geldiğinde 20'li yaşlarda evet diyor ya ilk Dostoyevski'yi ortaokulda okumuşum gibi bir gurur var mı? Ama deseniz ki o zaman anlasam işte Rusya'da geçmiş bir sürü içinde milyon tane isim olan çok zor bir kitabı şimdi sana okutacağım diye açıklama yapmanın halim var mı? Oku. Oku yarın göreceksin ne olduğunu deyip geçiyorum. Anne babaları şikayet ediyorlar Çünkü okullarda rehberlik birimi var ve özel okullarda çocuklar hemen koşup ya arkadaşını ya birini şikayet ediyorlar. Şikayet ettikleri listede anne baba kaçıncı sırada? Bir. bir anne baba ile ilgili tabii çok şikayetleri var. Çünkü onları kendilerine denk görüyorlar. En büyük derdimiz o. Ben ailemden bunu istiyorum, bunu izin vermiyor. İşte burada başlıyor her şey. Aile izin vermiyor diye bir durum yoktur. Aile doğruyu karar verir. Bu saatte çıkamazsın demesinin sebebi dışarıda başına bir şey geleceğidir. O yüzden bunun tartışmaya açık bir tarafı yok. O saatte dışarı çıkamazsın. Aile neyi Bitti. eksik yapmış ki çocuk hala esneme payını zorluyor? E canım mesela en baştan başlıyor. Küçükken yere yatıp ağlayarak başlıyor. Üç saat ağlatıyor anne üç saatinde gene veriyor. Verme. Susacak yeni onu yani. Ya da yemek yemek istemiyor. Bir gün aç bırak. Yiyecek. Ya yani acıktığında gelmeyecek mi? Gelecek. Ama üzülmesin. Yap azıcık ağla. Ağlayacak. Bu bir öğrenme şekli. Eğer siz en küçükten itibaren her sevdiği yemeği verirseniz, her istediğini alırsanız, almadığınız zaman kızıp da ağlayınca alırsanız e, bu çocuk yöntemi biliyor. Ha, küçük olsam diyor aç kaldım diye acıyacak ağladım diye alacak. Şimdi yemiyor diyor. Artık 17 yaşındayım, 18 yaşındayım. Nasıl yiyecek? Giderim. Yanlış bir şey yaparım. işte siz oradan başlıyorsunuz. O yüzden yapılacak şey küçük yaştan itibaren bir anne baba lütfen anne babalığını bilsin. Akran zorbalığı velilerin en korktuğu. Daha küçük yaşlarda belki lisede de oluyordur. Oluyor. Nasıl Devam Anlıyorum. ediyor mu lisede de? Tabii. Akran zorbalığı felaket bir durum. Nasıl yönetiyorsun? Mesela verebileceğin uç bir örnek var mı? Şuna tanık oldum diyebileceğin. Çünkü o kadar hızlı dönüşüm var ki o kuşakta. Geçen yıl şaşırdığımız, bu yıl normalimiz oluyor. Nereye vardı iş zorbalıkta? Yani şöyle çocukların bir şeyi beğenmemesiyle alakalı başlıyor her şey. Yani Biz şunu kurmaya çalışıyoruz. Zaten hayatında da böyle olacak diye. Mesela bir sınıftasınız. 15 kişilik bir sınıf olsun. 15 kişiyle Sevmek zorunda değilsin. Ama 15 kişiyle anlaşmak zorundasın. Çünkü ortada bir şey yapıyoruz. Bunu yarın trafikte de yapacaksınız. Bunu yarın iş yerinde de yapacaksınız. Yani şöyle bir gerçek var mı? Ben işte Ahmet'ten hoşlanmadım bunu atın. Ya şöyle şey olur mu canım? Yani çalışacağız hep beraber. Onun başka bir yeteneği var. O yüzden burada. Şimdi biz sınıfta şunu yapıyoruz. Diyor ki ben bunu beğenmiyorum. Atın bunu. Öyle şey olur mu? Biz organize olmayı öğretmemiz lazım. Ekip çalışmasını öğretmemiz lazım. O yüzden de akran zorbalığıyla ilgili tabii ki öğretmenin çok büyük bir görevi var. Mesela ben sadece şunu öğretirim çocuklarıma. Öğrenebildiği kadar biraz zorlarım. Beden benim bedenim. Ben izin verince dokunursun. Ben izin verince sarılabilirsin. Ben izin verince hatta boks bile yapabilirsin seninle. Ama ben izin veriyorsan. Ben izin vermeden beni sevemezsin de dokunamazsın da ittiremezsin de. Biz diyoruz ki kavramımız bu. Git izin al. Eğer ki böyle bir çözüm sağlarsak o zaman birazcık daha düzgün bir hale gelebiliyor. Büyüklerdeki akran zorbalığı da şeyden kaynaklı. Hani birazcık daha sakin çocuklar, popüler çocuklarla sakin çocuklar arasında bir karmaşa olabiliyor. Onu da dediğim gibi tek çözecek kavram var sınıftaki öğretmen. Öğretmen sınıfın sahibidir. Eğer öğretmen çok yetkinse orada kimse hiçbir şey söyleyemez. Yani ben herkesi organize edebilirim. Evet derim ki sen suskunsun, çok iyi matematikçisin. Ama senin yaptığın şeyi satacak olan bu çocuk. Bence bununla iyi geçin. Ali'nin babası randevu aldı. Yarın seninle toplantıya gelmek istiyor. Hazırlıksız tamamen onun söyleyeceklerini dinlemek üzerine mi karşısına çıkarsın? <laughs> Ekibinle bir konuşup, Hacılar yarın geliyor bu adam ne soracak diye bir feedback alır mısın? Şöyle rehberlikle tabii ki konuşuyoruz. Yani yöneticiler olarak. Hazırlıklı mı çıkıyorsun ne? elinin e, tabii, karşısına? Tabii, ben de öyle tahmin artık. ediyordum. Tabii ki. Yani bütün verileri alıyoruz. Yani nerede bir sorun olmuş olabilir? En son nereye yapmıştı? Çünkü şöyle bir gerçek var. Diyelim ki girdi bazen öyle oluyor. Velim geliyor diyor ki işte bu öğretmenle sorun yaşıyor benim çocuğum diyor. Diyoruz ki nasıl bir sorun var? İşte ona kötü davranmış falan filan gibi uzayan bir şey var. Biz önce onu öğreniyoruz. Öğretmen diyor ki tamam ben bunu ya... öğretmen de yanlış yapar bu arada. Hem de tertemiz yanlış yapar. Ben de yaparım yönetici olarak. Bir çocuk müdürü bekleyemez. Der ki benim bir sorunum var seninle konuşacağım. Bu şu demektir. Ben bir bireyim sen de sorunlarımı çözebilirim. Düzgün bir şekilde anlatırım ve çözerim. Burada sorun bitebilir. Ya da hayır ben bir birey değilim. Senin odana giremiyorum. Kim senin odana girebilir? Para veren girebilir. O yüzden ben bekleyeyim akşamı. Biz bir konuşalım. Ben bir doldurayım sistemi. Öyle göndereyim. Bu çözüm değil ki. Bu çocuğun kişiliğinin oluşmasını çok şey körüklemeyen kötü bir durum. Onun yerine şunu öğretiyoruz. Git kendin söyle. Eğer ki gittin ve kimse seni takmadı. o zaman dersiniz ki bir dakika otorite geliyor. Okulun etrafı ile ilgili veliler hep kaygılı. Özellikle işte zengin çocuklarının gittiği okulların etrafında işte uyuşturucu satanlar, tehlikeli satışların yapıldığına dair hep bir efsaneler dolaşır. Bu gerçek midir? Okulların etrafı böyle kapatılmış mıdır o kötü örgütler ve Hı. organizasyonlar tarafından? Yani şöyle Devletin zaten kendi bir polis ağı var. Mesela okul polis denen bir yapı var. Gerçekten de çok başarılı bir yapı bu arada. Öyle hani, bir birim mi var? Tabii, tabii okul tabii böyle polisi diye. Aynen öyle. Devletin bize sağladığı bir okul polisi sistemi var. Bazıları sivil, işte bazıları normal polis şeklinde ama yani aradığımız anda hani bir dakika içinde gelebilecek bir sistem var. Okulun içinde sivil polis var mı? Hayır okulun içinde yok. Okulun içinde güvenlikler oluyor. Ama okulun dışında hiç görmediğiniz bir ağ var. Ama sorun şurada o eski Türk filmlerinde kaldı. Hani sadece yollarda satılması tek bir yerde satılıyor her şey. Telefonda. Eğer çocuğunuzun telefonu varsa istediği her şeyi eve sipariş edebilir. Her şey. Nasıl ki yemeği sipariş ediyor ya da kıyafeti sipariş ediyor onu da sipariş edebilir. O yüzden oradan korunmanın yöntemi çocuğun beyninde öyle bir sistem kurmamaktır. Bu da nasıl olur? Dersiniz ki ne için yapıyor bunu mesela o zevki neden yapıyor o dopaminin o başarı hissinin yapmasını sağlıyor. Diyoruz ki ya başarılı olarak mutlu olmalısın ya süper iyi bir birey olarak mutlu olmalısın bununla mutlu olamazsını kafanıza yazmamız gerekiyor. Baktın ki bunu anlatamıyorsun gene aynı yere dönüyorum yasak bunu yapman yasak. Ama ben hiç ailemin benimle oturup saatlerce evet uyuşturucu madde kullanmanın zararlarıyla ilgili demeç vermedi. Tek bir şey söyledi. Yapamazsın. Bu saçma. Çünkü sen böyle bir insan olamazsın. O yüzden bütün velilere tek bir şey söylüyorum. Lütfen çocuğunuzun telefonunu karıştırın. O telefonun şifresi olamaz. Bir çocuğun telefonunun özel hayatı falan olamaz onun. Bakılacak düzenli sen olarak. Musun? Tabii ki. Yani, o yani, uyduktan sonra mı yapıyorsun? Hayır gözünün beraber bakıyoruz. Her zaten bütün e, şeyleri hesapları benim hesabım. Yani ne izledi ne yaptı ne etti hepsine bakabiliyorum. Zaten kısıtlı bir internet aznesi var. Sadece belirli yerlere girebildiği. Çünkü şu anda onun göreceği şey kesik bir kafa da olabilir. Ben çocuğumun kesik bir kafanın o damarların çıkmış halini görmesini istemiyorum. O yüzden de tabii yasaklayacağım. Bir de cebindeki parayı bilin. Yani bir çocuğa ne kadar para verdiniz sabah, akşam ne kadar parayla dönüyor? Arada ne harcadı? Bunlar denetim mekanizmasıdır. Böylece çocuk ne der biliyor musun? Gerçekten bunlar çok ilgili. Abi her şeyimde peşimdeler. Düzgün işler yapayım. Diyor. Ne gördün? Özel okulda işte Öğrencinin cebinden çıkan en yüksek miktar ne kadardı? i̇stediğiniz kadar kredi kartı. Çok yüksek. Ne öğrencisiydi? Ortaokul, lise? Lise öğrencisi. Genelde lise, lise öğrencisi. lise O bir... E, ek kart. Ek kart ama o bir artık karizma içeride. Onu harcamasına gerek yok. Onu o sınıfa getirmesi ve arkadaşlarını söylemesi bile yeterli. Bu şu demek. Arkadaşım benim ders çalışmama gerek yok. Benim iyi bir meslekte olmama da gerek yok. Ben zaten CEO doğmuşum. O yüzden kartım da var. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Bu onu söylüyor. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Ben onu vermem. Çünkü o kendi kazanacak o parayı. Lisedeki çocuğa kart vermez Hayır misin? vermem. Yani verseniz bile takip etmek amacıyla verseniz bile çılgın bir para yüklemezsiniz içine. Yani bilirsiniz çocuğun ne harcaması gerektiğini. Bir de ne olursa olsun herkes çocuğunu bir kere takip etmeli. Arada sırada nereye gidiyor? Yani bu kadar da bakmamız lazım. Şimdi her şeyi yapıyoruz. Bu çocuk doğduğu anda haftada bir tarttırdık. Haftada bir ultrasona girdik, çılgın paralar verdik, hepimiz yaptık. Yok işte bilmem ne asit, yok işte B vitamini alayım. E bu kadar uğraştığın çocuğa büyüyünce nasıl bu kadar elini ayağını çekiyor herkes? Benim öğrencilik yıllarımda ortaokul, lisede en korktuğumuz şey disipline gitmekti. Hala bundan korkuyorlar mı? Disiplin cezası verdiğim bir öğrencinin ne yapmış olması lazım? Şimdi tabii milli eğitimin verdiği disiplin suçları var. Biz onu zaten çocuklara gösteriyoruz. İstediği zaman da bulabilirler. Ama bu checklist gibi bir şey. Aynen öyle. Yani bunu yaparsan bu olabilir. Bunu yaparsan bu olur. Ama şimdi hepimizin bildiği üzere disiplinle alakalı bir çocuğun yani yazılı olarak cezalandırılması gerektiği gereken şey başka birine çok ciddi bir zarar vermesi. Yani başka birine zarar veriyorsa bu yasal olarak da suç zaten. Ama onun haricinde Mesela öğretmene karşı saygısızlık yapmak da disiplin suçudur. Ama bu öğretmen buna katlanabilir. Neden? Çünkü bu bir eğitim aşamasıdır. Der ki, "Tamam, sen benim otoritemi yıkmak istiyorsun. Belki bu sınıfta çok popüler olmak istiyorsun ama başka yollardan olalım. Gel bana saldırarak olma. Onun yerine başka bir yöntem bulalım." demek onu kazanmak demektir. Bu da pedagojik formasyonun bir sonucudur. Ama öğretmen de çocukla çocuk olup ya sen bana bunu diyemezsin sen de bunu diyemezsin saçma sapan bir yere gider. Hayır öğretmenlik bu değil. Öğretmenlik düzeltme işi. Biz ustayız onlar çırak. Ama dediğim gibi hani her şeye uyuyor muyuz? uymuyoruz ama başka birine zarar vermesi ya da tabii ki uyuşturucu madde ya da kesici delici elinde bir şeylerin olması tamamen kesip atma sebebi yani. Mesela yarı dönemdeyiz bu yıl bu döneme sömese gelene kadar disiplin suçu kaç öğrenciye verdin? Şöyle çok fazla öğrenciye vermedim sağolsun benim çocuklarım çok akıllılar çok güzeller ama uyardığım çok öğrencim var tabii. Yani karne notunu düşürdüğün oldu mu yarı Harc. döneme kadar? Hayır karne notu bu arada şeyle alakalı bir durum değil biliyorsunuz yani sınavlar yani disiplin yapılıyor. Disiplin notu vardı. Yani disiplin notu olarak. Yani Kastettiğim bildiniz. o. Anladım. Tabii, tabii. Yok hayır yani. Bu... Var değil mi? Benim zamanda disiplin notu vardı Artık var hala. Artık yok. Onlar böyle bir kanaat. O kaç yüzyıl önce yani bitti. Şöyle bir, bir, bir 6 yedi sene önce onları bir bitirdik. Hatta yani benim liseden notu... mezun olduğum yıl. Evet yedi sene önce aynen yani öyle. O kanaat notları falan vardı. Gene öğretmenin bir kanaat notu var ama disiplinin yüzünden böyle düşürebildiğimiz bir durum yok. Ama zaten mevzu notla falan da değil. Onu da söyleyeyim. Artık çocuklar notla alakalı hiçbir kaygıları yok. Bir LGS, iki YKS. İki tane koca sınav var. Biri lise hayatımı belirliyor, biri mesleğimi belirliyor. Ne yapayım aralardakini gibi ne yazık gibi görü var. Bu da sistemin hatalarıyla alakalı. Bizim zamanımızda şöyle toplardık. Ortaokulda iki örgü şarttı. Benim okuduğum okulda dediğim gibi çok küçük bir kasabada okudum. Şimdi makyaj yaptıklarını görüyorum. Okullarda makyaj serbest mi? Aslında serbest değil. O uyarıya tabi olması gereken bir durum. Ben rimelsiz Görmüyorum. Tabii artık çocuklar sağ olsunlar çünkü makyaj videoları çok önemli olduğu için onlar da ona doğru kayıyorlar. Kapıda kontrol hiç yapılıyor mu? Tabii kapıda bizim kontrol yapılıyor. Bizim bir Canan Hoca vardı kapıda. Ama şunu da söyleyeyim artık hani bu yaş çocuklara en azından bu şekilde çok sistemi kesemiyoruz. Nasıl kesebiliyorum? En azından bizim uyguladığımız sistem şöyle. Diyorum ki bununla burada bir şey kazanamazsın. Burası bunun yeri değil. Git Din? yıka demiyor musun? Yani, Çabuk git yıka yüzünü falan değil mi? Sadece aileye ya yani çıkarken birazcık daha çocuğumuz dikkat etsin. Ya yani orada şunu sağlamam gerekiyor. Evet, belli bir yaştan sonra iyi görünmen gerekecek. İşe giderken belki makyaj yapman gerekecek, çok düzgün olman gerekecek. Çünkü o şu demek olacak. Ben sana saygı duyduğum için kendime bakıp geldim diyorum ki ben. Saç baş dağınık böyle pijamayla gelmiyorum diyorum. Çok saygı duyuyorum sana. Beni güzel gör diye böyle geldim diyorum. Ama çocuklara diyorum ki sana burada saygı duyulacak tek bir şey var. Ne kadar akıllı olduğun, ne kadar düzgün olduğun, ne kadar doğru olduğun. O yüzden senin buradaki fiziksel halin çok bir şey yapmıyor. Bir de e zaten ergensin. Zaten devamlı değişiyor. Zaten şu anda kalıbı değiştiremezsin diyorum. Şu anda kalıbı düzeltemezsin. Düzelecek ama şu anda değil. O yüzden ne yapsan yapsan olmayacak zaten. Geçirelim dönemi. Doğru zamanlarda doğru şeyler yapalım diyorum. O zaman böyle dönenler oluyor ama dönmeyeni zaten döndüremezsiniz. Beli kaç yaşına kadar çocuğun ödevini yapıp yapmadığını takip etmeli? Yani bana kalırsa ben üniversitede kadar falan yaparım. Yani bizim anneyi biliyorsun hemen. Yani ben üniversitedeyken transkriptim istiyordu yani dönemsel. Yani, Nezahat teyzeme bak. Evet transkriptim olmadan mesela kaç gün gitmemişim. Böyle yok falan yazılamam öyle bir dünya yok. Üniversitedeki öğrenciyim. Ha bu şey mi kişiliğin gelişmez. Hayır bu şu demek seni o kadar çok önemsiyorum ki. Senin burada da başarılı olmanı istiyorum. Ben bunu anlıyordum. Yani bana köpek eğitimi verdiğini düşünmüyordum. Ki öyle yapıyordu ama gene de düşünmüyordum ve çok da gururluyum yani öyle olmasına. İlgilenmek ne var ki ne kadar zor olabilir? Transkriptini çıkar gel diyordu. Kimse çıkartmıyor ben anneme götürüyordum bak. O da diyor ki işte bu. Bu kadar basit. Oytun'a da diyor muydu? Yani belli değil mi? <laughs> Oytun'a hala diyor. O hala devam ediyor yani gösterme. Bak gördün mü? Yayın çıkardım falan diye. Çok büyük bir gurur. Biz annelerimizin gözünde herkes biliyor, anne babamızın gözünde hiçbir zaman büyümeyen birer çocuğuz. Tabii ki iyi bir şey yaptığımda ilk annemi arayıp söylüyorum Biliyor musun? Bak çok güzel oldu. Öğrencim derece yapıyor. Annemi arıyorum. 20 yıllık öğretmenim artık alışmış olmam lazım değil mi? Ya da işte yanıma ziyarete geliyor. Nasıl? ben yaptım falan. O yüzden de yani onun bir zamanı yok. 10 yaşından sonra çocuğun suratına bakmayın. Hayır öyle bir dünya yok kendi ihtiyaçlarını kendi karşılasın. Çamaşırını yıkasın, bulaşığını yıkasın, yemeğini yapsın. O başka. Bambaşka. Ama o kontrol yani senin hangi kitabı okuduğun benim önem alanımda. Senin hangi derste iyi olduğunu önemsiyorum. Hangi hocayı sevdiğini önemsiyorum demek. Abi çocuk için çok gurur duyulacak bir şey bence. Neden hep anne örneğini verdin? Bir tane tabii, de baban var. Tabii baba da var. Şimdi görev paylaşımı olarak birazcık değişik bir görev paylaşımımız var. Şimdi evlerde de her evde böyle olacak diye bir şart yok. Ama kadının öğreticiliği yani çünkü her şeyi biz öğretiyoruz. Başlangıçta emzirmeyi biz öğretiyoruz yani alıyorum ha ters tutayım bakalım emebiliyor mu? Yani onu bile benden öğreniyor ilk beslenmesini. Tabii annenin verebildiği çok daha farklı. Babanın verdiği en çok gördüğüm güven. Mesela yeni dönem bir de onu ekleyeyim. Çok enteresan. Ananesini, anneannesinin annesini onları da tanımıyor. Onların hiç özel hikayelerini de bilmiyor. Yani aile içinde bunlar konuşulmamış. Bizde o kadar çok konuşuldu ki. Yani bütün hayatlarını bildik, öğrendik biz bizim nesil. Bu gelişimde bir eksiklik mi çocuk için? E tabii. Yani, büyük babayı, büyük anneyi tanımaması. Tabii. Yani o soyu bilmiyor çocuk. Yani ben mesela anneannemi çok iyi tanıyorum. Onun benden az bilmesini ama onun benim benden çok daha iyi bir hafızası olmasını biliyorum. Onu da tanımak çok kıymetli. Ne de olsa özümüz bir yani. O yüzden hem büyükleri tanıtmak lazım çocuklara. Hem de anne babalarını iyi tanımaları lazım. Ki Onun kendilerini tanıyabilsinler. tanıyabilsinler. Aynen öyle. Başka yolu yok. Evet. Teşekkür ederim Elçin Erbaş. Ben teşekkür ederim. Çok. Abine selam söyle. Tabii ki tabii ki söyleyeceğim. Çok <laughs> Bu aralar gene kaçıyor benden. Evet biraz haberi kaçan deneyleri ki, var. Haberi yok ki ben TÜBİTAK'a bekleyin. Yakında ben baskın yapacağım. Değil mi Sinan? Biz gidelim oraya. Elçinci'm teşekkür ederim. İzmir'e döneceksin. Yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Özel okul velileri. Yağdır'ın elçine cevap ver hepsine. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.